1. Birinci Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Birinci Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı 5. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri ideal gaz denkleminin temelini oluşturur? Cevap, Charles yasası, Gay-Lussac yasası, Boyle yasası, Avogadro yasası. 6. Bazı sıcaklık değerlerinden sonra maddeye ne kadar basınç uygulanırsa uygulansın maddeyi sıvı hale geçirmek mümkün değildir. Bu sıcaklık noktasına ne ad verilir? Cevap, kritik sıcaklık. 7. Bazı basınç değerlerinden sonra maddenin sıcaklığı ne kadar düşürülürse düşürülsün madde gaz hale geçirilemez. Bu basınç noktasının adı yukarıdakilerden hangisidir? Cevap, kritik basınç. 8. Bulunduğu sıcaklıkta basınçla sıvılaştırılabilen maddelere ne ad verilir? Cevap, buhar. 9. Gazların yayılması ile ilgili kavramlar yukarıdakilerden hangileridir? Bu kavramların birbirinden farkını belirtiniz. Cevap, difüzyon, efüzyon, gaz moleküllerinin aynı ya da farklı gaz molekülleri arasında yayılmasına difüzyon, kapalı bir kapta bulunan gaz moleküllerinin küçük bir delikten boşluğa yayılmasına efüzyon denir. 10. ideal gaz denklemine göre PvRT bir olmalıdır. Bu eşitlikten sapan gazlara ne ad verilir? Cevap, gerçek gaz. 11. Bütün fiziksel hallerin aynı anda bulunduğu sıcaklık ve basınç noktasına ne ad verilir? Cevap, üçlü nokta. 12. Aynı şartlar altında bulunan aşağıda verilen gaz çiftlerinden hangisi idealliğe daha yakındır? 1H, 6C, 8O, 7N. A, H2, C, H4. B, O2, N2. C, CO2, C, H4. Cevap, A, H2, B, N2, C, C, H4. 13. Basınç, sıcaklık, mol sayısı, hacim gibi özellikler kullanılarak gazlar betimlenir. İdeal gaz denklemi PvNRT, ideal gaz denkleminin öz kütle ile ilişkisi PmADRT şeklindedir. Yukarıda verilen bilgiden yararlanarak aşağıdaki ifadenin doğru mu, yanlış mı olduğunu açıklayınız. Belirli miktardaki gazın sabit sıcaklıkta öz kütlesi 3 katına çıkıncaya kadar hacmi küçültülürse, birim hacimdeki tanecik sayısı 9 katına, basıncı 2 katına çıkar. Cevap, yanlış, tanecik sayısı ve basıncı 3 katına çıkar. 14, 0, 4 mol HGO katısının tamamı ısıtılarak ayrıştırılıyor. Oluşan O2 gazı 27 okta bir tüp içerisinde su üzerinde toplanıyor. Tüpteki gaz hacmi 8,2 litre ve suyun 27 CTA buhar basıncı 25 mmHg olduğuna göre tüpteki toplam basınç kaç mmHg olur? Cevap, 481 mmHg. 15. Sabit hacimli bir kapta 0,4 gram H2 gazı, normal şartlarda 6,72 L hacim kaplayan H gazı ve 8 gram CE4 gazı bulunmaktadır. Kaptaki toplam basınç 2 atm olduğuna göre CE4 gazının kısmi basıncı kaç atm'dir? H 1 gmol, H 4 gmol, C 12 gmol. Cevap 1 atm. 16. Aşağıda hareketli piston içerisinde T sıcaklığında, P basıncında ve V hacminde ne mol gaz bulunmaktadır? Pistonlu kaba bazı işlemler uygulanıyor. Bu işlemler sonucunda kabın önceki durumu ve sonraki durumunu gösteren aşağıdaki görsellere bakarak ne gibi işlemler uygulandığını bulunuz. Cevap, A. Kap hacmi azaltılmıştır. B. Kap hacmi artmış, basınç azalmıştır. C. Sabit hacimde kabı sıcaklığı artırılmıştır. C. Kaptaki gaz miktarı artırılmıştır. 1. Birinci Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 116 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.